Zümrüt Hanım nihayet geldi. Alıyorlar ifadeyi. İyi, sağ ol. Enişte Bey de gelmiş. Bu niye burada? Celil'in eniştesi ablasını aldatıyormuş ya. Karısının akrabasıyla üstelik. O geceki mazeretleri bu işte. Vay arkadaş ya. Kapı komşusu bir de ya. Ceylin'in bundan haberi olmasın, gider gırtlağına falan sarılır. Zaten yeterince hırpalandı. Anlaşıldı abi. Abi perişan oldu kız ya. Zaten sırtından bıçaklandı. Bu bizim yaptığımızda tuzu biber oldu ha. Ben kahrolmuyor muyum Eren? Kardeşini öldürmüş, sırıtarak yanında dolaşıyor it. Sorma abi, psikopat çıktı ya. Ama onu koruyacağım. Gerekirse kendinden bile, gözü döndü şu an. Ne yapacağı belli değil. Sakinleşmesini bekleyeceğiz. Hem bizim işimiz var. Bu Çınar'ın Ceylin'e anlattığı taksi. Buldun mu bir şey? Eren, bildiğini biliyorum. Buldun mu bir şey? Direkt oda başkanını arayacağız o zaman. Kaçak taksi abi. Kaydı kuydu yok. Hızlandırmanın tek bir yolu var. Abi biliyorum ama demeye korkuyorum. Gideceğim Eren. Bak, olaya müdahale etmem benim içimi şenlendiriyor. Ama sormak zorundayım. Emin misin Ilgaz? Başka seçenek yok. Zamanımız yok. Ceylin'in kendini kahretmesine izin veremeyiz. Sen şu Yekta'nın adresini bul. Sokaktaki güvenlik kameralarına bak. Engin'in DTS kayıtlarına. Reşit Paşa gitmiş mi öğrenelim. Emir anlaşıldı Sayın Savcım. Savcı müsait miydiniz? Önemli de. Söyle. Ilgaz Savcı. Ceylin'i nezarete attırdı. Nezarete mi? Niye? Bilmiyorum. Ne sebeple olduğunu öğren, ben de işimi bitirip geliyorum. Tamam. Ne çeviriyorsun yine Ilgaz? Allah belanı versin. Savcım. Bulmuşsunuz akrabayı. Evet savcım, bulduk. İyi, dosya ekle ifadeyi. Bu avukat Ceylin'le işim bitsin, halledeceğim. Aşağıda mı abi? Aşağıda savcım. İyi. Kim ötüyor lan burada? Ulan baykuş, seni bir yakalayayım. O dilini koparıp eline veririm senin, yavaş.